İşte bu da Şadiyecik. Canım benim ya. Mailin kimden geldiği belirsiz tabii. Ama IP adresinden izini sürebiliriz. Boş ver ya, gerek yok. Neye yarar ki? Nasıl olsa inkar edecek o ayıcık. Eline koz geçti ya, kullanacak. Ben Metin'den yardım isterim, sen hiç merak etme. Herkesi kaybetmişim, herkes ölmüş zaten. Şadiye'yi şansa bırakamam. Kim ölmüş? Ben böyle çeşitli kaynaklardan öğrendim. Bir de uzun zamandır haber falan topluyordum. Annemle Mehmet abi. Ben kasabadan ayrıldıktan bir yıl sonra ölmüşler soba zehirlenmesinde. Şadiye de o gece kaybolmuş ortalıkta. Ama burada işte buldum onu. Bana kötü oldu. Alo. Recep Bey. Size kızınızı göstereceğim. Yarım saat içinde söylediğim adrese gelin. Ne hale geldik biz ya? Sen bunu duyar duymaz bana nasıl söylemezsin? Biz ne zaman bu kadar uzaklaştık Nari? Çok üzüldüm. Ya Deniz, olanları önce benim idrak etmem gerekiyordu. Yani bu olayı konuşabilmek için önce benim sindirmem gerekiyordu. Onca yıldır arayıp sormadım onları. Ne kadar suçluluk hissediyorum biliyor musun? Şadi. Merak etme, tamam mı? Bulacağız. Tamam. Saat çok geç oldu. Hadi gidiyorum ben, toplantım var. Şirketine toplantısı, izin aldım, gitme. Yok yani izni. Zaten çok aksattım işleri. Şimdi ben hemen birkaç yeri arayacağım. Acil aramaya başlamamız lazım. Tamam, merak etme. Ben zaten gidip Metin'e danışacağım toplantıdan sonra. Böyle mobeselerle falan her şeyi buluyorlarmış. Ben hallederim, sen işine bak. Giderim Metin polise, ben her şeyi hallederim. Sen şu görüntüyü bana mail atama, tamam mı? İş bitince de ben sana haber veririm. İşte burası. Birazdan gelin. Avukatlık şey mi burası? Evet. Bilmiyor muydunuz kızınız avukat? Yok, bilmiyorum. İşte geldim. Bu Şadiye değil ki. Narin bu. Ne olmuş bu kız böyle ya? Oh, tezgaha bak, maşallah maşallah ya, vallahi on numara olmuş ha. Biz elektrik faturası gelmesin diye 9'larda yatağa girelim. Hanımefendi gece 12'lere kadar ışık açık ders alırsın. Ne kadar güzel, maşallah. Şu an... Var! Var! Evet. Çok ünlü bir hukuk bürosunda çalışıyor.
Attıracaksın kendini okuldan Narin Hanım. Uyanıklık yapmayacaksın, anladın mı? Sıfır alacağım, bir alacaksın, sınıfta kalacaksın, kendini okuldan attıracaksın. Eğer sen bak bir daha ders çalış, bu parmaklarını kıtır kıtır kırarım senin. Anladın mı? Ama belli ki sizinle bir sorunu var. Ya evinizi, iş yerinizi sürekli gözetleyip duruyor. Korkarım niyeti pek iyi değil. Gebertirim lan seni! Gebertirim! Gebertirim lan! Gebertirim seni! Rahat bırak beni! Gebertirsin ha! Rahat bırak beni! İstediğim yere gideceğim! Gebertirim! Sikayet edersin beni! Allah aşkına için yapma Recep'i! Bırakın lan! Hep senin yüzünden oldu bunlar zaten! Seni yemin ediyorum! Öldürürüm! Öldürürüm seni! Seni yemin ediyorum öldürürüm! Yemin ediyorum öldürürüm! Dilenirim gene okurum ben. Eğer okula gitmezsem ölürüm. Ölüm çıkar bu evden. Ölün sizsin o zaman. Recep Bey konuşalım. Bir şey demediniz teklifim için. Ne düşünüyorsunuz? Konuşuruz. Ama öyle ucuz olmaz bu iş. Patron kesenin ağzını açacak. O kolay. Siz merak etmeyin. Evin adresini ver şimdi sen bana. O niye? Seni ilgilendirmez. Önce ben kendi işlerimi halledeyim. Sonra senin problemini de çözeceğim. Arayacağım ben seni. Ver. Tamam. Anlaştık. En kısa zamanda oturup görüşelim. Görüşeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.